akşamlar. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Tarih 18.11.2022. Saat 07.45. Evden çıktım. İş yerine doğru gidiyorum. Bugün size bir gradercinin, yani benim akşama kadar neler yaptığımı kısa kısa özetlemeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Selamun aleyküm toprağım, hayırlı işler. Arabaya mı var ile? Yok, var ile. Neydi, 2000? Evet, makinenin olduğu yere geldik arkadaşlar. Burası bizim orman depomuz. Şimdi içeri gireceğiz birazdan. Makinemiz burada. Arkadaşları bırakacağız ve mazotumuzu alacağız. Give it to me like... Evet, makinamızın kontrolünü yapalım gözle. Daha sonra marşa basalım. Bu kontrolü her gün yapmak zorundayım arkadaşlar. Her gün de yapıyorum zaten. Çünkü biz çoğunlukla taşlı arazilerde, taşlı yollarla çalıştığımız için yani makinenin herhangi bir yerinde bir kırık veya çatlak oluşabilir. Biz bu kırığı, çatlağı ne kadar erken fark edersek bizim için o kadar karlı. Yani hemen müdahale ederiz, hasar büyümeden küçükken kapatırız. O yüzden her gün kontrol etmek zorundayız. Her gün böyle etrafını gezip bijonlarını veya bir parçasının düşüp düşmediğini, çatlağın olup olmadığını her gün şöyle yani en fazla bir dakikamızı alır makinenin etrafında gezmek, ama bunu yapmak zorundayız.
Bıçakta en önemli unsur olan sarıları her gün mutlaka kontrol ediyorum ve kontrol edilmeli. Çünkü o sarının zamanla aşınıp düşmesi bıçağın anayı yemesine neden olur. O yüzden her gün kontrol ederim. Haydi bismillah, kontağımızı açalım. Biraz hava soğuk olduğu için biraz ısıtma bujusu çalışacak. O yüzden beklemek zorundayız. Evet, şimdi yola çıktık, artık devam edelim. Çalışacağımız bölgeye yavaş yavaş gidelim. Buranın arazi yapısı çok değişik, çok değişik arkadaşlar. Kayayı Yani görüyorsunuz. sanki insan yüzü gibi bir değişik bir yapısı var, kaya yapısı var. Çok ilginç kayalar var. İnsanı böyle ürpertiyor yani yanında geçerken. Korkutuyor. Mesela arkadaşlar, solda gördüğünüz kovuk buraya makine altına sığıyor. Zamanla sel suyu burayı aşındıra aşındıra böyle bir mağara gibi bir şey oluşturmuş burada. Bakın size güzel bir manzara. Kayanın altından bir çeşme yapmış vatandaş buraya. Şimdi arkadaşlar, geçen gün nakliyeci abimiz buraya gelmiş odunları almak için, ama tomruklar yolun içinde olduğu için geri gitmiş, dönmüş gitmiş yani. Şimdi biz bu tomrukları sağa sola atarak yolu açacağız nakliyecimize. Nakliyecimize gelip odunu alacak. Tomruktan geçememiş arkadaşımız. O yüzden ben buraya geldim. Evet arkadaşlar, saat 12.15. Benim için istirahat zamanı, yemek molası. Şu aşağıda bir yerde bir çeşme olacaktı galiba.
çeşmenin başında yemeğimi yiyeyim, istirahatimi yapayım. Daha sonrasında devam. Evet, çeşmeyi bulduk. Bakın burada. Ağaçtan oyulma bir oluk. Suyu biraz az ama yani böyle bir yerde çok çok yeterli. Makinemiz yukarıda. Evet, doğal yemek masamız. Bakın. Ne güzel yapmışlar. Taştan yapmışlar. Taştan bir masa. Daha sonrasında yanında oturaklar var. 1, 2, 3, 4 kişilik bir masa. Yani okey bile oynanır burada. Şimdi buraya oturup bir güzel karnımızı doyuracağız. Daha sonrasında işe devam. Evet arkadaşlar, operatörün menüsü. Bir adet Fanta içecek. 2 adet poğaça. Çoğu zaman öğünü böyle geçiriyorum arkadaşlar. Tek başıma olduğum için yemek de yapamıyorum. Bazen canım sıkılıyor, çok canım istiyor. Çay demliyorum. Çay teşkilatım falan var. Ama en fazla içtiğim 2 bardak. İnsan tek başına olunca çay bile içesi gelmiyor. O yüzden böyle aperatif şeylerle öğünü geçiriyorum. Bir gün poğaça alıyorum, bir gün bisküvi türü şeyler alıyorum. Böylelikle öğünü atlatıyorum. Zaten çoğu zaman insan durası bile gelmiyor yani tek başına olduğu için. Bir bakmışın akşam oluyor. Bazen hiç durmadığın makinenin içinde yediğim de oluyor. O yüzden böyle güzel bir şey yani benim için. Şikayetçi miyim? Hayır, asla. Ben halimden gayet memnunum. Allah'ıma şükürler olsun. Evet, yemeğimizi yiyelim. Daha sonrasında devam. Arkadaşlar saat 17.15. Mesai bitti. Bugünü böyle tamamladık.
belasız. Şimdi ileride bir kesimcimizin çadırı var. Oraya makineyi çekeceğiz, güvenli bir yere. Daha sonra arkamda görüyorsunuz pikap geliyor. Bizim ormanın arabası. Ona bineceğiz ve Çankırı'ya gideceğiz. Normalde şimdi bizim buradan 1 saatlik yolumuz var. Buradan iş yerine gitmek için tam 1 saatlik yolumuz var. Normalde saat 4 gibi falan bırakmam lazım ama benim yani bazen böyle aksilikler olabiliyor. Yani bir yeri vardı bitirmem gereken. Şimdi orayı bitirmeden de bırakmak istemedim. Yani 1 saat 15 dakika falan geç bıraktım. Bazen böyle fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Yani şu anda benim mesaim yok. Mesaimi doldurdum, bitirdim. Ama bazen de devlete çalışmak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şimdi ben bırakacağız makineyi. 1 saatlik daha yolumuz var. Saat 6 gibi falan, 6.30 gibi falan iş yerindeyiz. Yani bugün de böyle tamladık. Bir Grider'cinin bir gün boyunca ne yaptığını size kısaca özetlemeye çalıştım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.